En başa gidelim, yaratılışa bir dönelim. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı söylenir ama evet. Hazreti Havva'nın da, hatta yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama çok fazla da işte Adem'e Hazret denir ama Havva'ya Havva denir. Çok fazla Hazreti kelimesi kullanılıyor mu Havva'nın başında? Yani bu ya, da mesela biraz. Pek dikkatimi çekmedi ama yani Hazreti Adem ve Havva mesela benim dilimde hiç öyle yer etmemiştir. Ben değil ikisine mi? De Hazreti derim. Diyor musunuz? Tabii siz ben öyle derim. Ama varsa öyle toplumda bir ayrım, yani onun sebeplerini Hazreti biliyorum. Sanki Havva'ya Hazreti denmez gibi. Tabii onun şimdi sebepleri var. Hı-hı. Eğer öyle bir ayrım varsa, pek şahit olmadım ben ama varsa onun sebepleri var. Hı-hı. Ben bunları aslında 8 başlıkta toparlıyorum, anlatıyorum. Hı-hı. Neden kadınlarla alakalı yanlış algımız var? Bunun benim bakışımla, benim öğrenebildiğim kadarıyla, benim araştırmalarımda ulaşabildiğim noktaları itibariyle yani pek çok sebebi var ama bunlardan birkaç tanesi var ki bunları mutlak surette bilmek ve bunları konuşmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan kaçamayız. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Bu hakikatin üzerini örterek İslam'la alakalı bu yanlış algıyı düzeltmenin kapısını aralayamayız. Bunlar üzerinde duracağız. Konuşacağız. Yetkin insanlar, işi bilen adamlar, kafa yoran insanlar, beyin insanları bu meselede kafa yormaya devam edecekler. Bunun başka çıkar yolu yok. Mesela bakın, şöyle bir genel bir bilgi vardır. Ben o Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır Hazreti Havva, o kabulün nereden geldiğini söyleyeceğim. Fakat onun öncesinde bizim toplumumuzda, yani Anadolu Müslümanlarının bir bölümünde şöyle bir algı var Türkan Hanım. Kadınlar çocukların cinsiyetinin belirlenmesinde etkindir zannederler. Yani bir kadın, işte erkek çocuk, kadın kız çocuk meydana getiriyorsa bu kadından kaynaklanıyor zannederler. Yani kadın olmayı da bir suç gördükleri gibi o suçun failini de bir başka kadın yapıyorlar. Onlara göre kadın olmak bir eksikliktir. O kadının kadın olmasına sebep olan da bir kadındır. Yani çocuğun cinsiyetini belirleyen kadındır. Oradan hareketle. Siz duymuşsunuzdur. Beni izleyen kardeşlerim mutlaka biliyorlardır. Çeşitli yörelerde mesela bir kadının eğer birkaç tane kız çocuğu olursa onu kadından bilirler. Onların eşleri ya o hanımı boşarlar ya da üzerine bir hanım daha alırlar. Niye? İşte bunun erkek çocuğu olmuyor diye. Erkek korkunç. Doğuramıyor, beceriksiz. Evet, evet. Böyle bir algı var. Bunu öncelememin sebebi şu. Hem cinsinden utanan bir insan, hem cinsinden utanmasını bir başka kadına fatura eden bir algı var işin içerisinde. Bunun deşifre olması lazım. Peki bu konuda Kur'an ne diyor acaba? Önce Kur'an'ın ne dediğine bir bakalım. Sonra da bilimin ne dediğine bakalım. Bizim kitabımız bilimle çatışan bir kitap değil. Bizim kitabımız bilimin konularını da kendi ayetlerinden sayan bir kitaptır. Daha önceki bir programda söylemiştim. Kur'an'a göre 3 tane kitap vardır. Bunlardan biri vahyedilen bu kitap. Yani bütün peygamberlere vahyedildiği üzere bu kitap. Diğeri kainat kitabı. Üçüncüsü de insan kitabı. Kur'an'a göre insan müstakil bir kitaptır. Bu kitaptan söz eder Kur'an-ı Kerim. Der ki kadının yaratılışıyla, insanın yaratılışıyla ilgili. Buyuruyor ki mesela Rabbimiz Ali İmran suresinin 6. ayetinde. Hüvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa. Allah rahimlerde sizi şekilden şekile, suretten surete dönüştüren zat, kudret Allah'tır. Yani demek ki bizim suretimizi, cinsiyetimizi tercih eden makam Yüce Allah'tır. Bu erkeğin tercihiyle olmayacağı gibi kadının tercihiyle de olmuyor bu iş. Tercih Allah'a aittir. Ali İmran suresinin 6. ayeti. Başka bir ayet Şura suresinde, bu program uzun sürecek. Evet, ama siz de bir kadınsınız. Dolayısıyla
İlker Bey'e buradan selam gönderelim. Biraz erkek aleyhinde gibi olacak. Hayır, hiç kimsenin aleyhinde olmayacak. Hakikatın lehinde olacağız. Hakikat her neyse bunu konuşuyoruz. Bakın şimdi Şura suresinin 49 ve 50. ayetleri. Tam bununla alakalı. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ın kontrolündedir. Allah'a aittir. Yahluku ma yeşâ. Allah dilediğini yaratır. Yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u zükûre. Allah dilediğine kız çocuk verir, dilediğine erkek çocuklar verir. Dilediğine kız vermek, dilediğine de erkek vermek Allah-u Teala'nın iradesinin sonucudur. Ev yüzevvicuhum zükranen ve inâsa. Öyle olur ki kız erkek, yani ikiz verebilir veya bir kız verir, bir erkek verir, karışık verir yani. Çocuklar hepsi kız olmaz, hepsi erkek olmaz. Kızları var, erkekleri vardır. İkiz olur, üçüz olur ama belirleyen kudret Allah'tır diyor. Şura suresinin 50. ayeti. Ve yec'alü men yeşâ'u akîmâ. Allah dilediğini de kısır yapabilir. O onun kontrolündedir. İnnehu alîmun kadîrun. Kimin cinsiyetinin ne olacağı noktasındaki ölçüyü koyan Allah'tır. Bunun hikmetini bilen sadece O'dur. Bu iş Allah'ın işidir. Yani bir kadının sürekli kız çocuğu oluyorsa bu kadının tercihi değildir. Allah'ın tercihidir. Hı hı. Allah, Hazreti Peygamber öyle söylüyor. Zaten kız çocuklarını önemseme, onların kıymetini bilme noktasında üç tane kız çocuk büyüten cennetliktir manasına gelebilecek rivayetler vardır. Tabii ki böyledir yani. Ama erkek çocuk önemsizdir manasına alınmamalıdır. O toplumda kızlara, kadınlara bakış son derece çarpık olduğu için Peygamberimizin kadın lehindeki söylemlerini bağlamına uygun olarak, vahyin indirildiği döneme uygun olarak algılamak ve öyle kabul etmek durumundayız. Şimdi Rabbimiz böyle diyor. Evet. Şimdi burada bütün kardeşlerime yani biraz daha fazla dikkatlerini bize çevirmelerini istirham ediyorum. Bilim ne diyor diye sordum. Acaba Allah bu iş benim kontrolümdedir diyor. Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde olan bu işte acaba bilimsel tespitler çocuğun cinsiyetini belirleme noktasında nasıl bilgilere ulaşmış bilim? Erkek belirler. Erkek belirler, öyle biliyoruz. Yani bilimden öğrendiğimiz bu. Geçtiğimiz yüzyılda. Yeni öğrendik. Yani daha çok. Ama yeni. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim buna ta ne zamandan nasıl bir gönderme yapıyor? Kıyamet suresinin 37, 38, 39 ve 40. ayetleri. Kıyamet suresi Kur'an'ın 75. suresidir. Bu surenin son ayetleri. Buyuruyor ki Rabbimiz, kıyameti, mahşeri inkar eden nankör insana yönelik, Allah'ın öldükten sonra insanları diriltemeyeceğini zanneden algıya cevap olsun diye Cenab-ı Hak insanın ilk yaratılışını, insanın yani ana rahmindeki sürecini bir anlamda konu ediniyor. Diyor ki Rabbimiz, estağfirullah. Klimalar sussa biraz evet kapatalım daha o zaman iyi olacak. Buyuruyor ki Rabbimiz elem yekü. Bu nankör insan şöyle değil miydi? Nutfeten. Bir nutfe. Nutfenin döllenmiş yumurta manası var. Ama bunun bugünkü bilimsel karşılığı aslında zigot. 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından geliyor. 46 kromozomlu bir zigot meydana geliyor. Evet. Nutfenin buradaki anlamı zigot. İnsanoğlu bir zigot değil miydi? Nutfe değil miydi? Neden oluşan bir nutfe bu? Min meniyyin yumna. Atılan spermlerden oluşan, atılan yumna atılan demek. Atılan meni işte sperm. Bu spermlerden meydana gelmiş bir nutfe değil miydi? Yani senin yaratılışının nasıl olduğunu niye düşünmüyorsun da mahşerdeki yeniden yaratılışı inkar ediyorsun? Yani değersiz bir sıvıdan meydana geldiğini kabul ediyorsun da bu insan bu hale geldikten sonra onun yeniden diriltilmesiyle ilgili nasıl bir tereddüdün olabilir ki? İlk yaratılışa dikkat çekiyor ama bir detay veriyor. Buyuruyor ki ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً. Sonra Allah o insanı
bir alaka yaptı. Alaka embriyo demektir. Asılı duran şey demek. Hı hı. Muallak, muallaka diye bir kelime var Arapçada. Asılı duran şey demek. Alaka da embriyonun ana rahmine yapışmış ve oradan, karnından, göbeğinden beslenen kesinlikle halini anlatıyor alaka. Hı hı. Sonra o insan, o nutfe dediğimiz zigot alaka oldu. Fehalaka, Allah onu yarattı. Fesevva, ona çeşitli şekiller verdi. Düzenler, yani organlar verdi. Hı hı. Ana rahmindeki gelişim sürecini anlatıyor. Şimdi bakın. Fece'ale minhu, Allah ondan yarattı. O ondan. Neyi yarattı? Ezzevceyni. İki çifti. Çifti yarattı. Hangi çift? Ezzekere vel ünse. Erkeği ve dişiyi ondan yarattı. Şimdi bu ondan ifadesi Arapçada da her dilde de zamirlerin ait olduğu kelimeleri bulmak gibi bir kural vardır. Öyle rastgele, şimdi Türkçe'de ondan deyince bu o kelimesi, o zamiri bizim için erkeği de karşılar, kadını da karşılar. Evet. Ama Arapça'da böyle değil. Hı hı. Arapça'da o diyecekseniz, erkekse başka bir kelime, kadınsa başka bir kelime tercih etmek zorunluluğu var. Evet, İngilizce ve Fransızca. İngilizce'de he, she gibi. Hı hı. Arapça'da da hu, ha veya hu ve hiye zamirleri vardır. Hı hı. Dişi ve erkeğe göre değişir. Şimdi burada zamir hu zamiri. Hı hı. Erkek zamir. Fece'ale minhu. O erkekten yarattı Allah. Şimdi bu hu zamirinin kendinden önceki kelimelerde neyi karşıladığını bilmemiz lazım. Hı hı. Arapça gramer kuralı olarak. Hu zamiri kendinden önce gidebileceği tek kelime meni kelimesidir. Evet. Daha önce geçen nutfe kelimesi dişi bir kelimedir. Hı hı. Ona gidecek zamir kullanılsaydı minha diyecekti. Hı hı. Alaka kelimesine gitseydi zamir gene minha olacaktı. Ama min meniyin, meni kelimesine gidince bu erkek bir kelimedir. Kelime olarak, şekil olarak erkektir. Ona ait zamir hu gelmiştir. Hı hı. Ne oldu şimdi? Allah çiftleri, yani erkek ve dişi olmayı erkekten gelen hücrelerden belirlemektedir. Hı hı. Yani kadında XX hücreleri vardır, kromozomları. Erkekte XY vardır. Hı hı. Erkekten X gelirse çocuk kız olur. Erkekten Y kromozomu gelirse çocuk erkek olur. Evet. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Ve bunu Kur'an ta 1400 sene öncesinden haber vermektedir. Evet. Şimdi Kur'an'ın bu hakikatine rağmen benzer bir kullanım Necm suresinde de var. Detaylandırmayayım. Hı hı. Bu kadarını söyleyeyim. Kur'an böyle bir kitap. Biz dini algımızı Kur'an'dan şekillendirmeye pek alışkın olmadığımız için acaba Kur'an bu konuda ne diyor? Kur'an bizimle bir konuşsun bakalım, biz Kur'an'la bir diyalog kuralım demediğimiz için dini algılarımızı ve kabullerimizi başka şeyler belirlediği için mesela bu muhteşem Kur'an mucizesini dillendiremez olduk. Hatta bazı meslektaşlarımız mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler bulunamaz diyebilecek bir çıkış da ortaya koyuyorlar. Yani Kur'an'ın derdi cinsiyeti erkeğin hücresi mi, kadının mı hücresi mi belirler? Kur'an'ın böyle bir derdi yoktur. Kur'an'ın buradaki derdi erkeğin de kadının da mahşerde diriltileceği mesajını vermektir. Elbette amenna. Kur'an'ın asıl mesajı odur ama Kur'an Arapça bir metindir. Bu Arapça metinde kullanılan ifadeler bize mesajın daha ötelerini düşünme noktasında bir görev veriyor. Kainat kitabıyla ilgilenmemizi istiyor, insan kitabıyla da ilgilenmemizi istiyor. İnsan kitabıyla ilgilenmek de onun yaratılışını incelemekle başlar. Dolayısıyla muhteşem bir Kur'an mucizesi var. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Bu Kur'an gerçeğine rağmen bugün toplumda çocukları kız oluyor diye kadınlara hor davranan, hakir gören, hatta evlilikleri sona erdiren ya da başka evliliklere kapı aralayan, lüzumsuz, hiçbir Kur'ani ilmi referansı olmayan bir kabul, bir aile facialarına ya da parçalanmalarına maalesef neden olmaktadır. Çarpık bakışın nedenlerinden bir tanesi ve belki birincisi budur. Hı hı.